arkadaşlar daha önce bir video çekmiştim. Kendi coin'inizi üretin, kripto paranızı üretin diye. Daha önce biraz daha kaba taslak anlatmıştım. Ancak bu sefer biraz daha hani çok az detay gerektiren bir iş yapacağız. BSC anda kendi coin'imizi üreteceğiz. Nasıl üretildiğini anlatacağım. Ancak ben bu işlemleri yaparken BSC testnet'i kullanacağım. Aynı işlemleri BSC'de normal ağ seçerseniz sizler de tokeniniz belli bir işlem ödeyerek yani BNB ödeyerek, fee ücreti ödeyerek üretebileceksiniz. Daha sonraki aşamalarda gerekirse video talep gelirse anlatacağım. Çünkü daha önce bir video çekmiştim kabataslak. 19 bin kadar izlenmiş, baktım en çok izlenen video. Bundan dolayı dedim bir video çekmem lazım. Arkadaşlar merak ediyor, çok soran oluyor. Ama size neden bunları anlatıyorum? İlk önce onu gelelim. Siz kendi coin'iniz üretin, shitcoin yaratın diye değil. Ana amaç burada coin'in ne kadar kolay üretilebildiği, coin'in üretildikten sonra işte insanlar nasıl dolandırılma ihtimalinin arttı. Orada bir kontrat adresinin yanında yazan o yeşil tik, işte onaylanmış anlama gelen şeyin aslında çok kolay bir şekilde alındığını göstereceğim. Ve işlemlerin çok basit bir şekilde ilerlediğini göstereceğim. İlk başta en temel olarak anlatacağım. İlerleyen videolarda belki daha farklı ağlarda, belki daha farklı şekillerde üretmek imkanımız olabilir. İlk olarak Remix Ethereum adresine giriyoruz. Evet, Ethereum adresine giriyoruz ama BSC üreteceğiz burada. Şimdi buraya girdikten sonra burada karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Biz Solidity'ye tıklıyoruz. Şöyle ben şurada adresimi şunu yapmıştım daha önce sanırım. Şöyle şunu seçiyorum. Daha sonra bunu seçtikten sonra şuraya geliyorum. Şuraya bir adres yani daha pardon şuraya bir adres diyorum. Yine hata verdi. Deneme. Coin denemesi olarak oluşturuyorum. Şimdi coin deneme yaptım. Buraya geldi. Coin deneme bu. Daha sonra bu ekran burada kalıyor. Peki bunları testnet nasıl ekleyeceğiz, nasıl yapacağız derseniz. Şimdi burada Binance Smart Chain adresimiz var. Bunu daha sonra anlatacağım. Şimdi burada bir olay var. Bu ağlar eklemeden bu işlemleri yapamazsınız. BSC üzerinde bir token oluşturmak istiyorsanız Ethereum değil de. Bunu nasıl ekleyeceksiniz? Peki şimdi şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. MetaMask cüzdanımız mutlaka olacak. Kuracaksınız. Burada gördüğünüz üzere 12.000 BNB. Daha önce ürettim. Burada denedim. Çalışıyor. Hatta 2 kere denemiştim. Daha önce de kolay yollardan üretmiştim. Saniye. Tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi bu MetaMask cüzdanımızı eklememiz için bir şeyler lazım. Bunu bilen biliyor ama yine de anlatmam gerekiyor en baştan. Nasıl yapıldığını anlamanız için. Şimdi karşımıza 2 tane ağ çıkıyor. Smart Chain ağı bir de test ağı. Test ağı dediğimiz ağda BNB'leri alabiliyoruz. Burada işlem ücreti ödeyebiliyor. İşlem ücreti yani bir para yatırmıyoruz. Buradan kendi adresimizi yazarak BNB talep ediyoruz. Hesabımıza BNB geliyor. Buradaki BNB'ler satılmıyor. Sadece o işlemlerde kullanabilmemiz için varlar. Peki bunları nasıl ekleyeceğiz? Şimdi şuraya geldiğimizde MetaMask adresi cüzdanımız var. Görüyorsunuz burada Expand Wave diyoruz arkadaşlar. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Biz diyoruz ki Custom RPC. Bakın burada daha önce ekledi. Ben de son zamanlarda Chrome'da sorun yaşadığım için Mozilla kullanıyorum. Mozilla'da otomatik olarak bu çoğu bazıları eklendi. Ama test ağa eklenmedi. Mesela Smart Chain Testnet diyor burada. Şimdi Custom RPC diyoruz. Şimdi buralarda adresler var. Eğer siz Smart Chain kullanacaksanız BSC ağı üzerinden hani test değil de normal token oluşturmak istiyorsanız bu bilgileri buradan aşağı doğru yazmanız gerekiyor. Yani network name'e, smart işte nevrplc dediğimiz URL adresini buraya, chain ID'yi buraya, currency sembol dediğimiz BNB buraya, işte şunu da buraya yazıyoruz. Bu şekilde kaydediyoruz. Ben de daha önce kayıt olduğu için var zaten. Şurada mesela kaydedeyim. Bakın hata verebilir. İsmini değiştirdi ya da aynısı birebir şunla. Bakın görüyorsunuz. Bununla bu aynısı. Yani şu RPC'ler değişebilir. Önemli bir şey değil bu. Sonuç olarak ikisi de aynı. Aynı ağda çalışıyor. Daha sonra mesela bunu bitirdikten sonra biz testnet kullanacağız. Testnet'e geldikten sonra testnet içinde bu bilgileri yazıyoruz. Smart Chain adreslerini.
Bunların aşağıya linkini bırakacağım. Bu şekilde adım adım giderseniz yapabilirsiniz. Yavaş olarak gidin. Biraz kafa karışacak birazdan belki. Hani karışabilecek arkadaşlar olur. Şimdi MetaMask'ı bu şekilde ekledik cüzdanımıza. Smart Chain adresinde kullanacaksanız ben Smart Chain Testnet'te kullanacağım. Peki Testnet'te ben bu token'i nasıl elde ederim? Yani işlem yapmak istiyorsam bu token çalışacak mı, yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? İlk önce test etmeniz lazım. Buralarda işlemi doğru yapacaksınız. Daha sonra normal cüzdanınızda işlem yaparsınız. Şimdi şöyle bir adres karşımıza çıkıyor. Şimdi şu kopya ettiğimizde şurası var ya. Burayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. Give BNB diyoruz. Bana bir BNB ver. Tamam dedik. Bana bir BNB gelecek. Şimdi bakıyoruz hesabımıza. Şöyle bakıyoruz. Şöyle tekrar bakıyoruz. Birazdan gelecektir. BNB. Şöyle baktığımızda. Evet, bir BNB'miz geldi. Bu şekilde o bir BNB ile burada gas fee dediğimiz işlem ücretlerini ödüyoruz. Şimdi şöyle gelelim bir. Burayı hallettik, burayı hallettik, burayı hallettik. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran denemiştik. Buradan cüzdanımızı bağlamıştık. Buralar çok önemli. İsterseniz bir tekrar yapayım. Buradan zaten nasıl yapılacağını en baştan anlatıyor. Şimdi şöyle bir tıklayalım. Şunu kapatalım. Karşımıza bir ekran gelecek. Şimdi neydi? Yeni deneme ya da bir deneme daha oluşturalım. Deneme 01 diyelim. Deneme 01'i oluşturduk. Şunları bir kapatalım. Daha sonra şuraya işte ne token oluşturmuştum? Ben dedim Marble token oluşturayım falan. Aklıma böyle bir proje gelmişti. Ama şimdi şöyle bir hata yapıyor. Aşağıya yazı yazıyor. Şimdi tekrar yazalım. Bakalım yazacak mı? Yazmadı. Heh, şimdi düzeldi. Buraya atıyorum. Marble deneme yapalım. Bunu yazdıktan sonra Marble deneme sol çıkıyor karşımıza. Karşımıza bu tarz şeyler çıkıyor. İlk önce şuraya gelelim. Marble deneme sol. Sonra tekrar karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Solidity diyoruz. Bunu unutmayın mutlaka. Yani şuraya geldiğimizde şöyle bu olay launch dediğimiz solid olacak arkadaşlar. Bunu önemli duyururum. Sonra buraya geldik. Burası karşımıza boş bir ekran çıkıyor. Baktığımızda daha sonra buradan bir tema indiriyoruz yani bu adresle alakalı. Ben buradan indirmiştim. Diyoruz ki save file diyelim. Şimdi şöyle kaydediyoruz. Kaydetti. Buraya tıkladıktan sonra burada bir olay var, kod var. Bu olayı kodu komple kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra şöyle yazdığımız zaman çıkması lazım ama çıkmadı. Şöyle bir tekrar bakıyorum. Bu kodu yapıştırdık buraya. Zaten aşağıda adım adım giderseniz anlayabilirsiniz. Şimdi buraya geldikten sonra karşımıza aynen böyle bir ekran çıkıyor. Ben buraları şu şekilde doldurmuştum. Kopyaladım. Elimde olması lazım. Nasıl doldurduğumu size şöyle göstereyim. Bu şekilde doldurdum. Mesela neydi? Marble Coin yaptım. Hero yaptım. Derece işte tanımlamayı 18 yaptım. Total sub diye. Bu şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın. Bakın burada boşluk bırakıyorsunuz. Burada göstermek daha kolay olur. Diğer yani şeyde gösterdiğiniz zaman net olarak anlaşılmıyor. Burada mesela kaç tane üretmek istedik? 10.000. Boşluk bırakıyoruz. Yıldız. Bir boşluk 10. Sonra bir boşluk 2 tane yıldız. Sonra 18. Değerimizi yazıyoruz. Bu şekilde giriyoruz. Şimdi tekrar gelelim. Ben bir tek şurayı kopyalayacağım karışmasın diye. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi ya da şöyle yapalım. Gelelim token name'imize. Şimdi sildikten sonra buraya işte ne yazalım? Wolf yazalım. Şu iki tarafa tırnak atıyorduk hatırladığım kadarıyla. Umarım yanlış olmaz. Sonra buradakileri yine siliyoruz. Ondan sonra Wolf ya da VF diyelim. Sonra değer var. Buradaki değer kısmına geliyoruz.
Buraya 18 yazıyoruz. Daha sonra buradaki kısma geldiğimizde ise olayları şöyle şekillendiriyoruz. 10 ya da işte 100, 1000, 10.000 diyelim. Daha sonra yıldız nasıldı? Şöyle kafam karışıyor bazen. Şuraya tekrar girelim. Not almıştım buraya. Yanlış olmasın. Şurada bir boşluk var. Şunu alalım. Bunu bu şekilde yapıştıralım. Görüyorsunuz. Kodları isterseniz aşağıya bırakırım. Daha sonra bakalım bir yanlışlık var mı? 18 şeklinde burayı aynen kelimeyle ayırıyoruz. Noktalı virgül var. Burada da marble coin. Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu bitirdikten sonra işte tokenimizin adeti belli, name, ismi belli, sembolü belli, tanım adresi belli. Daha sonra bunu yaptıktan sonra şuraya geliyoruz. Burada enable optimization diyoruz ve bu ikisini seçiyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra şu kısma geliyoruz. JavaScript var, inject web 3, bir de bu kısım var. Buraya geldik. Daha sonra bunu da yaptıktan sonra deploy'a basıyoruz. Sonra karşımıza MetaMask cüzdanı çıkıyor. Testnet olduğu için işte burada gözüyor ne kadar limit yazdı. Mesela gas price yani 20 yapsam da bir şey değişmez benim için. Çünkü ödemiyorum. Daha sonra bu işlemleri yaptıktan sonra birazdan bir mesaj gelecek. Geldi. Şimdi diyor ki burada tokeniniz oluşturuldu. Blok sayısından gösteriyor. Bu şekilde işte güya 7 dolar bir para ödemişim. Neymiş kontrol adresim bu. Şimdi arkadaşlar bunun bir tık ötesi var mesela. Ondan da bahsedeceğim. Token adresimiz bu değil mi arkadaşlar? Sonuç olarak belli. Nerede oluşturulmuş? Burada oluşturulmuş. Şuradan bir tıklayalım. Bu benim şey adresim. Kendi o testnet adresim. Şimdi ortaya çıkan adres nerede? Şu adres midir? Bir saniye. Kafam karıştı. Şuraya tıkladıktan sonra bize kontrol adresi çıkıyor. 10.000 adet üretmişiz. Transfer 1 adet tutuyoruz. 53 saniye önce oluşturulmuş. Şimdi kontrol adresi bu. Buradaki adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Mesela aynı işlemi testnet değil de normal işlemlerde aynı şekilde yapacaksınız. Mesela kontrol adresini kopyaladınız. Bu sizin kontrol adresiniz. Token oluşturuldu yani. Şu an sizin bu kadar tokeniniz var. 10.000 adet ürettiniz. Bu size bağlı. Daha sonra mesela siz bazı şeyler görüyorsunuzdur. Size göstereceğim. Bu BSC skandı acaba gördüğünüz zaman işte onaylı token ne? Buralar site onaylı mı falan. Aslında olay öyle değil. Onu göstereceğim. Şimdi verify kontrat var. Adresini doğrulama var. Şimdi buraya geldik. O kontrat adresini kopyaladık. Solidity'yi seçmiştik hatırlıyorsanız. Bunu bitirdikten sonra diyor ki hangi sürümü kullandın? Adresimizi, kontrat adresimizi doğrulayacağız ya. Biz hangi adresimizi şey kullanmıştık sürüm olarak? 0.5.16. Değil mi? Şimdi buraya tekrar geliyorum. Buradan onu buluyorum. 0.5.16. Burada bir lisans yok. Bu şekilde geçiyorum. Continue diyorum. Karşıma bir şey çıkıyor. Enter the solidity contract code diyor. Tamam mı? Peki bu kod dediği ne arkadaşlar? Şu tabii ki de. Şimdi bu adresi komple kopyalıyoruz. CTRL-C, CTRL-A, CTRL-A, CTRL-C yapıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra işlem bu kadar. Şurada optimizasyonu da yes diyoruz. Çünkü biz orada optimizasyonu evet demiştik hatırlıyorsanız. Çünkü şuralar tekrar bakın. Nerede? Bunları onaylamıştık farkındaysanız. Bu şekilde yapıyoruz. Buraya yapıştırdık arkadaşlar. Daha sonra buraya giriyoruz. I am not robot falan filan diyoruz. Ve yayınla diyoruz. Şimdi yayınlanıyor. Yavaş bir şekilde ilerliyor. Aslında hızlı bir şekilde ilerliyor. Gördüğünüz üzere successful dedi. Bu şekilde onayımızı aldık. Peki bizim adresimiz neydi arkadaşlar? Şöyle baktığımızda biz şu adresi bir alalım. Değil mi? Bir saniye. Şu muydu kontrol adresimiz? Evet.
Bakın arkadaşlar, size şundan bahsetmek istiyorum. Kontrat adresinde gördüğünüz üzere burada tik işareti var. Hani her gördüğünüz, her bıyıklı amcanı zannetmeyin demek istiyorum burada. Kontrat adresini bu şekilde alabiliyorsunuz. Bu yaptığım işlemlerin birebir aynısını şu şekilde kendiniz üretebilirsiniz. Yani test ağında değil de normal ağda. Bunu işte şey yapmazsınız. Dersiniz ki şuraya tekrar gelirsiniz. Deploy dersiniz buradan. Benden para ister. Bende de olmadığı için ödeyemem. Bu şekilde üretirsiniz. Kendi tokeninizi üretmiş olursunuz. İşlemler bu kadar basit. Bu BSC ağında üretilen tokenler. Adresleri aşağıya atacağım. Eksik ve yanlış bir şey anlattıysam kusuruma bakmayın. Tam olarak anlatmaya çalıştım. Türkçe bir kaynak olmadığını gördüm. Bu şekilde üretebilirsiniz. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bu BSC Docs Binance adresi var. Buralardan yapabilirsiniz işlemlerinizi, nasıl yapıldığını teker teker anlatıyor burada sade bir şekilde. Bakın burada onaylıyorsunuz diye evi almaktan falan bahsediyor ama ben evi aldım, hata aldım. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Bu onayı yapıyorsunuz. Bu da resimli anlatımı. Bu kadar basit arkadaşlar. Coin üretmek, yapmak önemli olan projedir. Önemli olan proje olmasa bile atıyorum basit projelerde önemli olan arkadaki topluluktur. Milyon adet, milyar adet üretilir. Arkasından binlerce insan gelir. Anlamı olmayan bir coin işte teknolojisi olmayan bir coin bir yerlere gelir. Yani burada teknolojiden kastımız başka şeyler arkadaşlar. Hani biz daha çok bu işin para kısmıyla bakıyoruz. Yani daha çok video izleyen insanlar parayla ilgileniyor doğal olarak. Onları da anlıyorum. Ama demek istediğim şey bu. Coin üretmek bu kadar kolay. Herkes soruyor. Nasıl yapılır edilir? Yani adam burada üretmiş. Biz bunu nasıl satacağız falan diyor. Mesela bu ilk aşama daha. Ve bu çok basit bir şey. Hani en başta bu yaptığımız olay basit olduğu için. Hani biraz daha uyguladıktan sonra. Yani şu işte biraz 1-2 hafta ya da 1 ay 2 ay uğraştıktan sonra. Çok başka yerlerde coin üretebilirsiniz. Zannedersiniz ki çok zor bir şey yapılıyor. Aslında o kadar zor bir şey yapılmıyor. Bu dediğim olayı ben çok az vakitte öğrenerek yaptım. Size anlattım. Siz de bunu öğrenip yapabilirsiniz. Ama bunun neler doğuracağını bilmeniz lazım. Benim burada anlatmak istediğim ana temel felsefe bu işin ne kadar kolay olduğu ve insanların dolandırmaya ne kadar açık olduğu. O yüzden dikkatli olun. Paranızı önemli yatırımlar alan, önemli insanların takip ettiği, gerçek arkasında olan insanlara yatırım yapın. Riskli yatırımlar yapmayın. Hani yatırım tabi tavsiyesi değil ama yani onu şunu söylemek istiyorum. Etrafta çok fazla dolandırıcı var. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Burada başka tokenler transferleriyle hakkında bilgi de var. İsterseniz sizlerle onlar hakkında da bilgi çekerim, video çekerim. Onlar hakkında yayın yaparım. Umarım faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakalım bu kağıda bir şeyler yazmıştım ama eksik bir şey anlatmış mıyım? Anlatmadım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.